uçtaki mantık yıkamada geçerli. Niye ki yıkamada gider? Arada hatta ışıltı gibi çıkarsın. Mantıkta girer. Bir iki yıkam, üst üste yıkasın. Yıka. Teşekkür ederim, sağ olun. Adama dedim ki bu ince fileto mu dedim. Evet dedi. Bu ince fileto değil ki, bu bildiğin tavuk göğsü. Hocam suçlu top patlatan mı? Top ezana göre patlatıyordur belki. Ya da Allah kıyısın bakalım. Amin. Esat.
aynı. Nasıl edit yaptığını mı anlatacağız? Yapmadım ki. Saat 7 ama. Ben arabaya biner binmez uyumuşum bebek gibi. İstanbul'a gelmişiz saat 7.10. Müftara da kaçta okunuyor ki burada? 3.30'da galiba. Bakıyorum 38 dakika 19.33. Bayağı fark var. 11 dakika fark var. İnşallah yetişiriz abi. Su var mı arabada? Yok abi. Ya yol kenarında oluyor. Kesin de bulamayız. Hep böyle gereksiz zamanlarda yani denk gelir. 10 dakika geç açarız canım eve gidince. Bütün gün tutuyorsun 10 dakika tutamayacak mısın? Neyse, yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize merhabalar. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Dün aslında ben videoyu başlattım ama dün hiç size böyle açıp işte şey yapamadım. Böyle bir selamlaşamadım, videoyu açamadım. Ama hep video çektim. Normalde off günümdü ama ben yine de çektim. Saçımı falan boyattım çünkü. Bir sinirlendim saçıma. Kuaföre de sinirlendim. Sonra başka bir kuaföre gittim. Saçımı boyattım koyuya böyle. Şimdi bir iki yıkama sonra bu çok koyu olan yerler açılacakmış. O yüzden onu buradan şimdiden söyleyeyim size. Hani anlatamadığım için yapıp da anlatmadığım şeyleri biraz anlatmaya çalışıyorum. Onun dışında ne yaptık başka? Biz misafirimiz vardı. Sonra sahur yaptık. İşte sabahına, evet bu videoyu sabahına başlattım. Doğru. İşte hiçbir şey yapmadık. Ben sadece saçımı boyattım. Çanta falan hazırladım. Valiz hazırladım. Dün yemek hazırladık. Akşam sahur yapmadan yattım. İki gündür sahur yapmadan yatıyorum. Daha rahat tutuyorum bence. Öbür türlü susuyordum ya da midem falan bulanıyordu. İki gündür çok daha rahatım. Böyle şimdi de İstanbul'dayız. Bakalım bundan sonra videonun seyri nasıl gidecek. Hep birlikte göreceğiz. O zaman iftardan sonra... O zaman düşmeyin, iftardan sonra da görüşürüz. İftarda da görüşürüz. Yetişemedik. Yetiştik. Ezan okunurken apartmana geldik ya. Hayır, yetişemedik. Okunduk. Yetiştik işte. Şu an sen suyunu içiyordun ama. Vah vah. Oh, uyuduğum ne kadar belli olduğu gözlerim mahvolmuş ya. Çok şişmiş. Koyu oldu saç rengi. Hı? Koyu koyu. Ben keşim daha koyu. Kötü değil. Açın kapıyı. Açın. Teşekkür ederim. Aferin size. Bravo. Aferin size. Ben saçlarından bir şey mi yaptın? Saçlarımı koyuldum. Koyulaştırdın ya. Açacağım da korkuyorum. Neden? Devrilir diye mi? Çok güzel olmuş. Kötü mü? O da kokusu böyle. Çok güzel görünüyor. Ha evet. Açayım mı? Hayır, ben de anlamadım. Esat aç. Şu çorbaya bak. Açayım mı? Açın artık da hadi. Açıktım. Açabiliyor musun? Aç bakayım. Su içmek istiyorum. Sıcak. Ben açayım mı? Aç bakalım. Geliyor mu? Yapışmış galiba çıkmıyor. Allah Allah. Ağır ağır tadı. Sanki yapışmış gibi. Esat biraz zorlanıyor. Var mı altında? Var. Var. Tavuklu bir şey. Yarısı yok. Tavuklu. Yok değil mi yarısı? Olur mu? Korkma. Oğlum yarısı yok. Kaldır, olsun tamam. Sen kaldır. Kaldırdım. Çeviriyorum o zaman. Ha yok varmış. Hepsi ha. Bu kadarmış. Ben daha çok şey çıkacak. Ben de bir şey çıkıyor zannettim. Hoş lan. Pideleri böyle. Size altın çileklerle karşılıyoruz. Ya İstanbul'a girdiğinde saat 5.30'du. Ne varsa hurmayla yoksa suyla açacakmışız. Evet. Yoksa zeytin miydi? Zeytinle açmayacakmışsın. Ya vurma ya su işte. Suyu bulursun herhalde bir şekilde. Oğlu Ankara'da müthiş bir trafik olmuş. Bayağı Türk karşılarında geçmiş. Değil mi? Bolu tünelinden sonra diyor. Dur değil mi? Ekranla, hayır. Buraya buraya. Evet, bakımından çıkarıp ha, biraz kurulmuş galiba. Hı. Kim kola ister? Mekanize suyunu içmemiş. Suyunu bitirmeyene kola yok. Kim ya? İyi ya zaten. Teyzesi bir yere kaldı ya. Büyük
Yemeğimizi yedik. Bayağıdır da oturuyoruz bu arada. Çay falan içtik. Bu arada bu tren... Herkes kalktı, ben çekime başlayacağım. Bu arada Trendyol yayınlarında ikinci günün en çok izleneni biz olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederim. Özellikle katılım gösterenlere. Umarım bundan sonra daha sık böyle canlı yayınlar yapabiliriz. Size de mutlaka haberini veririm. Şimdi evden çıkmadan açacağım kargolar vardı aslında. Hiçbirini açamadım, vakit bulamadım. Hepsini buraya getirdim. Şimdi sizlerle birlikte onları açacağız. Hayır. Babama sor. Evet. Şimdi bu muhtemelen şey, o bahsettiğim parça. Biraz sevdiğim kısım. Şöyle. Aa, değil bu. Bu pantolon. Ne çabuk gelmiş bu. Bakın. Bak, böyle bir pantolon aldım. Aa, çok güzel. Çok iyi değil mi? 300 lira. Aynısına Zara'da baktım, 700 liraydı. Ben de dedim ne gerek var. Kumaş da güzel ya. Yazlık yani biraz. Ben Elsevier'in kumaşlarını çok beğendim. Bunu da Manuka'dan aldım, bu çanta. Bu çanta çok güzel. Çok tatlı. Şey de var. Bunun uzun şeyi de vardı içinde. Çok tatlı ya bence. Çok güzel. Bunda da kalıcı oje var. İyi içiyor. Benim eşyalarım sığar. Bunlar da böyle kalıcı ojenin baz ve tap katı. Böyle hediye de yollamışlar tırnak için. O bahsettiğim site size. Bu Trendyol'un eşofman gibi olan taytları var ya, bunlardan. Evde giyindik. Çok güzel. O üst altına o da olur. Çok güzelmiş. Bir tayt. Normal. Bu kropu. Güzel ürünler. Hem ucuz fiyatları. Böyle arada bakmak gerekiyor. Böyle. Hepsi burada. Sanki small vermiş değil mi? Bu da hırkas. Ne güzel işte. Bekleyeceğim. Bekleyemem. Tansiyonum çıkıyor. Hiç konuşma. Konuşmuyorum. Ne oldu? Tansiyon 7-7 tansiyonu mu açıyorsun? Babankini açıyorum da. Böyle açken yükseliyor. Bence oruç dokunuyor. Şimdi baktım 13-9 gayet iyi. Ama oruçluyken 15-10. Efendim? Çok iyi. Evet. İyiyiz. 99 nabzın. 11-7 çok iyi. İdeal tansiyon. Güvenine bakalım. Gel sen güvenine bak. Ama ben kurcalamayayım, bozuyorum. Bunu çıkaramam. Söyle. Omuzundan çıkart kolunu tek. Şöyle sıyır. Üstünden ölçer mi? Al simge. Bir tık uzadı. Teşekkür ederim. Üstünden ölçer misin? İyi herhalde. Ne söyleyeceğim? Bilmiyorum ki. Çok iyi. Tamam. Aldım. Editin son kısımlarını halledip yatmam lazım. En azından birkaç saat uyuyayım. Boyum da kısa ya, kamerayı koyduğum yerden kısa gözüküyorum. Bakın. Yokum şu an. Bu arada hiç videoda bahsettim ya bahsetmedim, inan hatırlamıyorum. Oruçluyken ben değilim yani. İstanbul'a geldik. Esatlardayız. İftarda geldik zaten. Zar zor yetiştik. Yani birkaç dakika geç açtık orucumuzu da. Şimdi şöyle hızlıca saçımı bir açayım. Bu saatte konuşuyorum. Herkes uyuyor evde. Gidecekten de kızını alıyorum. Bu arada saçımdaki o boyayı yıkatmak için sürekli duş alıyorum. Sabah bir işbirliği için bir çekimim olacak. Bahar'la buluşacağız. Gelebilirse Sena da gelecek. Ben de normal şartlarda
tutuyorum bildiğiniz gibi ama yarın gerçekten yüksek tempolu bir çalışma yapacağız. Bir şeyi bir günde halletmeye çalışacağız. Gerçi ben tüm işlerimi bir günde hallediyorum ama biraz alanım dışı bir iş olduğu için oruç tutamayacağım maalesef. Bu gece sahur yapmayacağım. Zaten birkaç gündür sahur yapmadan oruç tutuyordum bu arada. Hemen şöyle saç diplerime biyotin spreyimizi uygulayacağım. Ve şöyle bir masaj tarayla da yedireceğim. O kadar iyi ferahlatıyor ki. Özellikle yazın kullanmanızı çok şiddetle tavsiye ederim. Resmen saç diplerimdeki özellikle yağlı saçlar. Saçınız öyle bir hafifleme oluyor ki. Çünkü yağlı saç nedir bilirim. Sabah yıkarım, akşam yağlanır ya benim saçım. Bu arada bu şart değil. Aynı şeyi böyle elinizle de yapabilirsiniz. Yorgun uyanmayayım sabah diye maske yapacağım. Aynen bu şekilde uyguluyorum. Şimdi öbürünü de uygulayalım. Bildiğiniz var ya, koca bir bavulla geldim. Şimdi bu böyleyken ben ojemi süreceğim. Hazır ikisini de bekletmiş olalım. Hocam da bu. Zaten Instagram'dan göstermiştim. Bu arada saçımı koyulttuktan sonra yüzümün rengi daha da böyle açılmadı mı? Bana mı öyle geliyor ya da? Bu rengi ben dahil herkes bana daha çok yakıştırdı. Umarım siz de yakıştırmışsınızdır. Galiba bu videodaydı boyattık. Artık günlerim de şaştı çünkü. Ben galiba doğalcı bir insanım. Bir daha yaptıracağımı düşünmüyorum. Belki böyle hafif hafif kendi saç rengime olabilecek kadar ama bir daha o kadar açıcıyı saçıma yaptırmayı düşünmüyorum. Çok ara ara belki ışıltı olabilir ki zaten bu aktıktan sonra da ışıltı çıkacak. Çünkü altta hala daha açıcı var. Bunu kendime nasıl yaptım bilmiyorum ama yaptım işte. İkinci katını sürelim. Bu arada uyguladığım jel inanılmaz kolay uygulanan bir jeldi. Tüm tırnak malzemelerini de aşağıda linkte bulabilirsiniz. Çok detaylı göstermedim ama bir gün sizlere vakit bulduğum bir zaman detaylı bir şekilde nasıl tırnak yaptığımı da gösteririm. Jel kullanıyorum. Kendi tırnağınızın üzerine de kullanabilirsiniz gayet basit bir şekilde. Şimdi bunları bir çıkartalım. Biraz ısınmışlar. Şu Garnier'in. Ben genelde Garnier'inkileri kullanıyorum. O zaman şimdilik yatıyorum. Yarın tekrar görüşürüz. İyi geceler. Şöyle yatağa kurdum bilgisayarı. Şimdi burada edit yapacağım birazcık. Biliyorsunuz bugün oruçlu değilim. O yüzden kahvemi içerek güne başladım. Biraz dinç olmam lazım. Hemen üzerimi giyeceğim ve çıkacağım. Giyindim şimdi. Şu aldığım pantolonu size bayağıdır göstermek istiyorum. Yani geldiğinden beri ama bakar mısınız? İncecik, tam yazlık ve böyle tam kalıp bir kargo pantolon. Gerçekten çok beğendim. Üstümdekini zaten daha önceki videolarda anlatmıştım size. Şimdi hızlıca çıkıyorum çünkü kuaföre falan da gideceğim. Çenem mama geldim. Ne kadar güzel şeyler var. Bugün bütün iş yükü Bahar'ın üzerinde olacak. Ben sadece yapılması gerekenleri yapacağım bildiğiniz üzere. Hava güzelmiş ya, o kadar da kötü değilmiş. Şimdi zorundayız. Hadi ya. Baktım. İkiye kadar mı baktınız? O işe bile baktım. Hava durumuna bile baktım. Zordayız şimdi. Burada kahvaltı yapmaya karar verdik. Sonra vadinin tarafına geçeceğiz. Bir de şunu söyleyelim. Bir tane kahvaltı tabağı, patates kızartması söyleyelim. Çok büyük oluyor, yemiyoruz. Tamam, bal kaymak, menemen, patates kızartması. Aynen. Bir kahvaltı söyledik. Buradan çıktıktan sonra ben bir makyaj yapacağım. Burada yapmayacaktık kahvaltı da sonra değiştirdiğimiz için ben arabada bıraktım makyaj malzemelerimi. Haziran'a yetişmez ya bence. Eylül'de çıkıyor telefon. Saçma, bir daha yurt dışına çıkamaz. Türkiye'den alamam. Söz ver bana. Daha pahalı. Dyson almaya geldik. Renkte stok yokmuş ama bakır, gri bakır aldım. Şey çok güzeldi. Deneyimleyeceğiz. Grisi mi? Grisi.
Dyson Türkiye. Peki. İsim soyisim alacağım. Fotoğraf. Simge Soytürk. Fatura içinse Esat Soytürk. Şahıs şirketi mi? Evet. Düzce Vergi Dairesi. 9 taksit yaptırdım. Evet, biz seninle 2 lira bir Dyson alıyoruz. Azıcık. En son süpürgemi taşıyordu, hatırlıyor musunuz? Bakın. Dyson taşıyıcısı iş başı. Şey, karın tokluğunu bir yemeği. Bundan sonrakiler öyle olmayacak. Şeyde. Şimdi Vadi İstanbul'a geldik. Hemen bir kuaföre girip fön çektireceğim saçımı. Uzun zamandır kuaföre sadece fön çektirmeye gitmediğimi fark ettim. Aslında Dyson'u da almıştık hazır. Bir yer bulsaydık yapardık barla ama. Geldim şimdi Vadi'deki kuaföre. Geliriz canım tekrar, ne olacak? Buradayız zaten. Kendimde görmeye alışkın olmadığım bir günlük makyaj olarak, yani normalde makyaj yapıyorum da günlük bu kadar yapmıyorum. Nereye indik? Nereye indik? Bebeğim mi? Oradan oraya koştururken ben bir anda sizi açmayı unuttuğumu fark ettim. Bambaşka yerlere geldik çünkü. Sonrasında tekrar gideceğiz ve bir dakika. Sena da gelecek. Akşam Sena iftar yapacak. Biz bugün maalesef ki söylemiştim zaten size oruç tutamadığımı. Vallahi yorulurmuşum. Muhtemelen de bayılırmışım zaten. Şimdi burada bir fotoğraf çekimimiz var. Sonrasında da biraz oturacağız. Demi mi yapıştır? Buradaki işimiz bitti. Yemek yedik. Sena da geldi bu arada. Yemeğimizi yedik ama yani hayatımda yediğim en kötü yemeklerden birini yedim dışarıda bu arada. Şimdi galyarda oturduk. Burada da kahve içeceğiz, tatlı falan yiyeceğiz. Sonra da kalkacağız. Çok romantik bir ortam. Bu arada siz yemek alacak mıydınız efendim? Yok, servis ekibi ona göre. Sadece kahve içeceğiz. Tamam. Bugün de aldım işte. Yok, ben de zamanca. Buraya bak. Bu kadar yorgunum ki. Şimdi espresso rafteyiz. Sena dedi ki buranın önüne çok rahat araba park ediliyor dedi. Burada oturalım dedi. Ben ama bugün geldim. Neyse bir saattir falan bütün tarabiyi turladım. Bir gittim bir geldim, bir gittim bir geldim. Araba bırakmak imkansız, zar zor bir yer buldum. Oturup çay içiyoruz, tatlı falan yiyeceğiz. Sonra da Sena'da kalacağım bu akşam. Yine başıma bela oldu. Ederim. Çok sağ olun. Çekimin ikinci günündeyiz. Şimdi tekrar fön çektirdim. Biraz inecek tabii, şu an çok yukarıda duruyor ama benim saçım çok çabuk sönüyor. Böyle bitti artık. Yoruldum. Karşılığında. Çok güzel şeyler yaptım. Evet, çok güzel. Çıkar. Çok verimli. Aynen, işte. Yakın zamanda görürüz. Bir de böyle harfli kolye aldım. Simge'nin E'si. Esat'ın E'si. İftara geldik şimdi. Ellerine sağlık. Vay arkadaş. Yeni bir günden merhabalar. Dün akşam pilim yoktu ve pilimi kaybettim zannettim. Arabada 2 saat onu aradım. Sonra evde saçma sapan
bir şekilde makyaj çantamın içinden çıktı. O yüzden dün devam ettiremedim. İftardan sonra bayağı bir oturduk. Esat'ın halasına gitmiştik bu arada. Ve pilim çok az olduğu için böyle kısım kısım gösterdim. Nasıl olduğunu bile bilmiyorum. Halası bizi iftara davet etti. Hep birlikte mahallece orada iftardaydık. Bugün de video paylaştım. Belim inanılmaz bir şekilde ağrıyor. Bugün günlerden pazar. Bu akşam derbi var. Öncesinde de şimdi iftar hazırlayacağız. Evin çoğunluğu oruç. Ben bugün oruç tutamadım. Şimdi Tülay annemle birlikte iftar hazırlayacağız. Menüde köfte, patates, biber, işte pide, böyle domates çorbası yapacağız. Öyle bir menü var. Salata falan yapacağız. Şimdi hemen mutfağa giriyorum. Bugün de böyle artık bu günde güzel bir yemek hazırlayalım. Sonrasında zaten artık videonun sonuna geleceğiz. Ne kadar uzunlukta olduğunu inanın bilmiyorum ama güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Sadece bazı kısımlar böyle bölüm bölüm parça parça olmuş olabilir. İnanın geçirdiğim en yoğun İstanbul gezisiydi diyeyim. Zaten iş için geldiğimiz zaman hep böyle yoğun geçiyor maalesef. Pilavı yapayım ben. Sen pilavı yap. Ben sana tencere yapayım. Ben pilav yapıyorum. Annem de domates çorbası yapıyor. Sedat Bey'in canı pilav çekmiş. Menüye bir şey daha eklemek zorunda kaldık. Ay bu mutfağın ışığı ne kadar güzel. Ben arada gelin burada yemek yapayım. Memnun olurum. Az yapıyorum. Al ölçmeyeyim mi? Hiç ölçmüyorum ki ben. Ölçmez misin? Kaynaması. Kavanozlar çok şıkmış. Kapalı. Bu LCY2'nin döküm tencereleri var ya, bak bunlardan annem de aldı böyle. Şimdi ilk defa mı kullanacağım? Yok. Kullandın mı? Alır almaz hemen kullandım. Çok güzel. Çok memnun kaldım. Burada domates çorbası olacak şimdi. Evet. Biraz konu sevdiğimiz için. O 3 kaşık var mıydı? Daha fazladır. Hiç ölçü yok mutfakta şu an. Onu daha uzun bir vakitte yapman gerekiyor. Şey yok, ızgara yakılabilseydi. Yağmur yağıyor şimdi. Ha, köfteyi fırında mı yapacağız? Fırında hafif olur. Ben buradan kullanacaklarımı bir kaba alıyorum. Gerisi dolaba kaldı. Kaç tane? Şöyle salataya alacağız onu. Şey yapmayacağız. Onu da atalım. Atarız birkaç tane de ondan atalım. Tamam o zaman. Yeter. Genelde acı çıkıyor. Tamam ondan koyalım. Bayağı koyalım onu. Evet ne oluyor bakayım burada? Yemek yapıyorum. Hmm. Bu kadar domates çok salata ya. Yeter mi? Var ya. Şunu da doğrayayım. Kızartalım, patateslerle ısıtırız, biberleri bunu. Şey yapacağız ya, içine koyarız. Hele kızartacaksan hiç şey yok. Gezdiklerimiz karanmış. Buraya getirecek şekilde. Şimdi burada bir de puding yapıyoruz böyle. Bunu bisküvili muzlu yapacağız kaselere. Salata da burada hazır. Çorba da hazırlandı. Hemen koyalım mı? Koymuyorum zaten böyle. Benimkini de süslediniz. Nasıl?
İkinciler daha şey oldu. Böyle ne var? Salatayı koydum. Hazır fırına mı koyayım? 5-10 dakika var. Bunu da kapattım. Buyurun. Akın mı? Evet. Çok şey, çok güzel olmuş. Simge bu işi biliyor zaten. Simge patlatır. Otur yemeğini ye, otur. Zeytinli o ekmekten de versin çocuğum. Ben onu aldım da. Verdim de. İstediğim şekilde yapamayacağım fark ettim. Buyurun. Ben de verdim. Tuz burada. Çantan hangisi ya? Ben anlamadım. Bu işte. Ha, tamam. Gidelim. Şu ayakkabılarında yer çamur yapmış. Peki. Şu an kartta tam 4 dakikalık kaydedebileceğim yer var, hafıza var. Ucu ucuna denk geldi yani. Videonun tahmin ettiğiniz gibi sonuna geldik. İnanın nasıl bir video olduğunu bilmiyorum ama elimden geldiğince sizi de gittiğim her yere götürmeye çalıştım. Ne yaptıysam da çekmeye çalıştım. Umarım keyif alarak izlemişsinizdir. Biraz kopukluklar olabilir ama gerçekten benim için en yorucu seyahatlerden biriydi. Ve çok zor bir yolculuk geçirdim. Şu anda da çok iyi hissetmiyorum kendimi. Midem falan çok kötü. Ben zaten bir iki gündür oruç tutamıyorum. Birkaç gün daha tutamayacağım. Şimdi belki Esat bir şeyler yemek ister sahurda bilmiyorum ama 3 dakikamız kaldı şu an. Böyle umarım keyifle ve severek izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle çok yorgun kapatıyorum şu anda. Hoşlanmadım. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Yeni videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Böyle bakmayın, daha iyi bakın. Yarın çok daha keyifli bir şekilde yepyeni bir video başlatacağım. O zaman şimdi yatıyorum. Bunları birlikte açacağız. Her şeyi burada gördüğünüz beraber yıkayacağız. Dyson'u falan da beraber açarız. Böyle. O zaman sizi seviyorum. İyi geceler, hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bye bye. Neyden güldün?